Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 7 Haziran Çarşamba, kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, Binance'in ardından Coinbase borsasına da menkul kıymet kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. New York Federal Mahkemesi'nde açılan davada yine bazı kripto para ve tokenların isimleri telaffuz edildi. Yapılan açıklamada ayrıca Coinbase'in yaklaşık olarak 2019 yılından bu yana da kayıtsız bir aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. SEC'nin dava dosyasında ayrıca Coinbase'in hiçbir zaman ulusal menkul kıymet borsası olarak hareket etmediği de yazıldı. SEC Başkanı Gary Gensler ise Coinbase'de açılan davanın ardından iki Amerikan televizyonunda canlı yayına katıldı ve soruları cevapladı. Gensler, biz işimizi kitaba göre yapıyoruz. Yatırım sözleşmesi kanunları yıllardır bellidir. Kripto para sektörü de ayrıcalık ya da farklı bir muamele beklememelidir, dedi. SEC Başkanı ayrıca Binance borsasını açtıkları davayla ilgili Binance gibi bir platform kamuya açık şekilde yasaları ihlal ederse, fonları birbirinden ayırmaz ve bilinmez adreslere gönderirse biz olaylardan endişe duymaya başlarız ifadelerini kullandı. Coinbase borsası ise önce hukuk müşaviri Paul Grewal, daha sonra da CEO Brian Armstrong vasıtasıyla suçlamalara cevap verdi. SEC'nin ısrarla yapmaya çalıştığı müdahale yoluyla regülasyon hamlelerinin doğru olmadığını belirten Grewal, biz faaliyetlerimizi olduğu gibi devam edeceğiz, dedi. CEO Brian Armstrong ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, biz SEC ile hep konuştuk, 2021'de halka arz olmamıza izin veren SEC'dir. Bize sürekli kayıtsız işlem suçlaması yapılıyor, kaydolmanın bir yolu da yok, yatırım sözleşmeleri listelemiyoruz ifadelerini kullandı. Pazartesi günü Binance, dün ise Coinbase'de açılan davalar Bitcoin'de düşüşler getirmesine rağmen en büyük kripto para akşam saatlerinde toparladı ve yükselişe geçti. Coinbase'de açılan davanın ardından 25.300 dolara kadar inen Bitcoin daha sonra 27.000 dolarında üzerine çıkmayı başardı. Binance borsasına pazartesi günü yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan SEC dün akşam saatlerinde de yeni bir talepte bulundu. Kurum mahkemeden Binance'in ABD'deki iştiraki olan Binance üyesinin tüm varlıklarının dondurulmasını talep etti. Binance CEO'su CZ ise mahkeme kararının Binance'in ABD kolunu bağladığını ve küresel şirketin varlıkları ile ilgili bir sorun oluşturmayacağını söyledi. SEC'nin Binance borsasını açtığı dava kripto para dünyasını sallarken dava açıklamasından hemen önce yapılan bir işlemde dikkat çekti. Bir Ether yatırımcısı Binance davası gündeme düşmeden hemen önce 19.1 milyon dolar değerde ETH'yi elden çıkardı. Satış 1861 dolar ortalamayla yapıldı. 10.265 adet Ether satan kullanıcının kimliği ise bilinmiyor.